Arkadaşlar merhaba, hayırlı hafta sonları, hayırlı günleriniz olsun. Şimdi endeksimiz hakkında kısa bilgiler vereceğim. Bu hafta pozisyonumuz ne olmalı? Ukrayna-Rusya savaşı çıkacak mı? Dolar yükselişe mi geçti, enflasyon düşecek mi? Bunlar hakkında kısa anlayacağımız şekilde, biliyorsunuz ben öyle fazla karmaşık grafiklerle, detaylarla sizleri boğup yormadan kısa ve öz olarak ne yapmamız gerektiğini kendi şahsi fikirlerimle sizlere sunacağım. Öncelikle şunu her zamanki gibi sizlere belirteyim. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamında da değildir arkadaşlar. Sadece kendi şahsi fikirlerimdir. Yani bir hisseyi al, sat, tut tavsiyesi değil diyerekten hemen videoma geçiyorum. Şimdi arkadaşlar, şöyle bakıyoruz. Geçen haftalarda birkaç tane video çektim. Rally'ye hazırlanın. Önümüzdeki çarşambaya kadar borsa düşecek. Ondan sonra bir rally'nin ayak sesleri yavaş yavaş gelecek diye sizlere söyledim. Bunu neye göre söyledim? Şimdi açıklıyorum. Şimdi İran doğalgazının sekteye uğraması, Rusya-Ukrayna savaşı, enflasyon beklentileri, bunların önümüzdeki, yani geçen haftadan bahsediyorum, önümüzdeki çarşambaya kadar düşeceği, bunların söylentileri ile birlikte endeksin düşeceği, ondan sonra bu söylentiler bittikten sonra, hani her zaman söylüyorum ya, borsa beklentiyi satın alır, beklenti gerçekleşince iş biter. Şimdi onun için de beklentilerin çarşamba, perşembeye gününe kadar uzayacağını düşündüm ve ona göre sizlere bu bilgiyi verdim. Ne yaptı? Çarşamba, perşembeye kadar borsa düştü. Pazartesi günü Sayın Nebati'nin Londra görüşmeleri olumlu geçti. Ondan sonra BOTAŞ'ın açıklamaları, artık doğalgaz sıkıntımız yok, elektrik kesintisi olmayacağız dolayı endeksimiz kafasını yukarı kaldırdı. Cuma günü de bir düşüş yaşadık sabah. Öğleden sonra saat 2.30-3 gibi tekrar alımların geldiğini ve -2-2.5'taki olan hisselerin +1.5-2'lere geldiğini gördük. Yani 4-5 hareket ettik. Yani bizim borsadaki o sağlam diye güvendiğimiz hisseler dahi çok oynak bir şekilde gözüküyor. Küçük yatırımcı ne yapsın? Düşüyor diye satsın mı, gidiyor diye alsın mı? O kadar bir kararsızlık içerisine soktular ki insanlar artık borsadan gerçekten çok ama çok sıkıldı, çok sıkıldı. Artık yeter deme, neredeyse yeter deme aşamalarına geldiler. Peki biz ne yapalım? Şimdi öncelikle her zaman sizlere söylüyorum, almış olduğunuz hisseyi mutlaka ama mutlaka en az 5-6 ay kısa vadede beklemek suretiyle alın. Buralardan ben hisse alıyorsam 2 gün sonra eyvah düştü ne yapacağım stresi sıkıntısı yaşayacaksan hiç sen hisseye girme, borsaya girme ve o hisseyi alma. Buradan aldığın bir hisseyi en az Temmuz-Ağustos aylarına kadar tutmak zorundasın. Tutmak zorundasın. Geçenlerde borsamız Rusya-Ukrayna'da bir sıkıntı, gerilim dendi. Rusya borsası %5, biz %7,5 aşağıya geldik. Endeksimiz devre kesti. O sağlam diye güvendiğimiz hisselerin hepsi devre kesti. Küçük yatırımcı ne yapsın? Bu stresi nasıl kaldırsın? Artık bir düzen, bir tertip gelmeli. Ha, Rusya-Ukrayna'ya girer mi? Ben pozisyonumu ne yapayım? Eğer sen kısa vadeci isen kesinlikle borsada bu aralar sert hareketler olabilir. %50 nakitte olma zamanı gibi gözüküyor. Kısa vade için. Orta ve uzun vadede ben hala endeksimizin rally yapacağını düşünüyorum ve pozisyonumu ona göre koruyorum. Ama kenarda da bir müddet nakitim var. Açık ve net. Nakitimiz olmalı. Olmak zorunda. Şimdi Ukrayna Rusya'ya topyekün bir savaşa girer mi? Her tarafını bombalar, yok edip yakar yıkar mı? Ben öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Kesinlikle zannetmiyorum.
öyle. Topla tüfekle İran-Irak savaşı gibi, Amerika'nın Irak'ı yerle bir ettiği gibi öyle bir savaş olacağını düşünmüyorum. Ha, sınırda bir çatışma olabilir veya stratejik bir iki yeri Rusya vurabilir. Stratejik. İşte bir uçak fabrikasını vurur, sanayi bölgesinde büyük bir sanayi şirketini vurabilir. Bu da bizim borsamızın yine Rusya eksi 5-6 olursa biz yine 7,5-8 eksi seviyelerine gelebiliriz. Yani çok sert dalgalanmaların olacağı haftalara giriyoruz. Haberlerde okuyorum, televizyonlara bakıyorum, oraya bakıyorum, haberleri karıştırıyorum, yabancı kanalları karıştırıyorum. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi an meselesi. Rusya Ukrayna'ya girmek üzere, savaş kapıda gibi birçok ateşleyici, böyle ortalığı karıştırıcı basında yer alan birçok haber var. Bunlar da yarın bir gün Rusya Ukrayna'yı vurdu gibi bir canlı yayında bir haber yap. Diyelim ki Ukrayna'da herhangi bir yerde bir patlama olsa, terör olayı veya bir bina patlasa Rusya vurdu diye bir söylenti çıkabilir. Bu da borsamızı anında tepe taklak edebilir. Bunlar geçici dalgalanmalar olarak görüyorum. Geçici dalgalanmalar. Bu ani sert düşüşlerin bu kısa vadede alım fırsatı, sert yükselişlerin ise kısa vadede satım fırsatı olduğunu sizlere defalarca söylüyorum arkadaşlar. Endeksimizin 2063 seviyesi, 63-64 seviyesi üzerine yerleşmesi gerçekten endeksin artık yönünün yukarı olacağını bize gösterecektir. Alt destek noktamız 2010, yani 22 günlük ortalamamız, ama psikolojik alt desteğimiz de 2000 seviyeleri. Yani 2010'da desteğe gelip altına sarkmalarda 2000 altına gelme ihtimali olur ise önemli olan kapanışın acaba 2000'in altında olup olmayacağını takip edeceğiz. 2000'in altında kapanış olursa ne olur? Tekrardan geçenlerde 2 gün test ettiği 2020-2025 seviyelerine kadar bir geri çekilme olabilir. Yani biz temkinli olarak yolumuza devam etmeliyiz. Kısa vadeli 3-5, bir hafta 10 günlük hisse işleriyle uğraşmamamız lazım. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Rusya inat ediyor, hazır bir şekilde savaşı bekler gibi bekliyor. Avrupa'yı, Doğu'yu, Amerika'yı, İngiliz'i, herkesi tehdit ediyor ve korkutuyor. Onun için sert düşüşlere önümüzdeki haftalarda kesinlikle hazır olun arkadaşlar. Eğer ben strese gelemem diyorsan %50 hisseni satıp nakitte bekleyip Ukrayna-Rusya savaşının sonucunu bekle, ortalık durulana kadar borsadan uzak durmak senin için daha iyi olabilir. Eğer kısa vadeci ve strese gelemiyorsan. Borsa artık gerçekten bir stres yeri oldu. İnsanları çıldırtan bir yer, saç baş yolduran bir durum haline geldi. Onun için firmalarımız asla zarar etmiyor, asla kapanmıyor, asla yanıp kül olmuyor. Yani büyümeye devam ediyor. Acayip bir şekilde 2-3 katı kar yazan firmalar var. Ama bir savaşta endeks düştüğü zaman o hissede düşüyor. Tabii ki bu doğaldır. Ama sen orta ve uzun vadedeysen asla ve asla borsadan korkmamalısın. Bunu da kafana yaz arkadaş. Ama gün içi al satlardan, haftalık hisse önerilerinden, oradan buradan duyduğun hisselerle değil, BIST 30-50 hisselerine gir, geriye yaslan ve sadece izle. O kadar arkadaşlar. Sadece izle. Pozisyonumuzu koru, stresteysen %50 nakite geç. Benim önerim budur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.